Baba şu benim brandaları açar mısınız? Ana derdine çıkarayım. Kayboldu arkamda. Acayip soğuk var. Ebru ablan hoş geldin. Yükümü alacağım, kilometrelerce gideceğim. Ama tır kamyondan daha zevkli. Sonra uzun yol, müzik, kahve, çay daha zevkli. Bu tırcı camiasında bayan kaptanların harbiden olması gerekiyor. Ben dayanamadım, baktım orada yumurta var. Ana ağzın derdine tüküreyim. Hop be. Teslim ettik. Dayı sen bir hale bir dur. Acele etme. Ama gerçek dayı benim yani. Orijinal dayı benim. Orijinal benim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeni videodan selam olsun. Trabzon'dan geldik. Yine az çile eve uğramadan şimdi tekrardan yola gidiyoruz. Sefa kardeşim de. Baba şu benim brandaları açar mısınız? İnşallah bu yolculuğumuz bayağı güzel geçecek çünkü Sefa da geliyor kankam. Adam. Gelme. Baba şunu da açar mısınız? Evet çok güzel. Bir saniye şu da bir tel olacaktı. Şunu bir alayım. Tamam baba. Allah Allah. Bunun içine katlanmıyor mu lan normalde? Şöyle. Bunun şekli bu normalde. Öyle rüzgarda vuruyor diye. O yağmurlu değil mi? Gide aynen, çekil, yağmurlu, gide kameradayız abi. Yağmurlu havalarda baba ne yapalım? Evet, baba yaptırmışsın abi 10 numara 5 yıldız. Desene. Dortem kaldı. Dortemi yaptıramadım. Yağmurlar yağıyor. Desene bu gece yanacak İstanbul yolu. Af olduk da. Niye baba? Kar yağıyor muymuş? Ilgaz'dan sonra yok ortalık. Allah Allah. Oo, ha bas ona. Ben bu şey dün başladım. Bas bas. Oğlum düğmeye bas öyle çek. Ya basıyorum ya hayır. Ha çek vurdur. Ha? Ben bu işi baba bilmiyorum. Çarpan kullanmadım daha doğrusu. Bak adam sende neyi biliyor? Bas çek diye. Adam biliyor abi orayı. Bunları öğreteceğim bizler. Bunlar bilmiyorlar. Öğreteceğim değil mi? Baba sen sen kameramanlık yap bize. Ben şu eldivenimi takayım. Ben çarpan sürmedim ondan. Bunlar işi bilmiyor abi. Acemi bunlar. Evet. Taşlamanın kralı. Kötü de ortaya. Olur mu ya? Nasıl kötü dörse? Nizamettin dörsesi kötü olmaz. Duran da tırsana duran da ha. Arada buzda var ya bana mısın bile demiyorum. Hiç açırmıyor. Evet. Adamlar bir hızla branda açıyorlar. Ayarcı Hüseyin şimdi arabaya ayar çekecek. Yavaş lambalarım olur mu? Kırma lambalar lazım bize. Yolda sisörü atacağız. Oralar boşa giriyordu kapatmıyor sanki oraya. Lambaya mı denk geliyor? Onu hangi akıllı koydu oraya? Kolluyorum ya, gelmiyor. Kortu evet. İçimi sağlam yani. Korkun. Ne yaptınız baba? Koyunları otlattınız mı? Nizu hani? Koyunları kurtlara teslim. Ne? Abi Mertcan'la muhatap olmayın. Bu arabanın sakat bitiyor. Ne? Mertcan. Baba ne yapıyorsun? İyi ne yapayım ya, battık ya. Bizim başkan ne yapsak ne etsek seni nereye yüklesek diye düşündü. Hatay'a yolacaktı beni. Oradan Kahramanmaraş'a yolacaktı. Sonradan abiyle bir viraj almış. Orada ayarları çekip tansiyon kaçınca benim Somaya süresi gelmiş. Şey ya sürgün askeri de baba ondan. Hayır baba araba gideriz ha. Gideriz gideriz. Hadi diyor. Bakalım şimdi yükleyelim arabayı. Dur. Dekor. Dekor plaka. Ayarcı da baksana. Camiada tek. Aa kaldık ya.
kabul etme. Dedim. Nasılın? Ne biçim? Yeter. Adama baksana. Arkadaşlar bu akşam 3-4 araba peş peşe gidiyoruz. 2 araba bizden önde, bizim şirketin arabası. Bir de Sefa kardeşim geliyor. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Şu an Havza'dayız. Havza'ya doğru gidiyoruz ve arada bir kar atıştırıyor. Malum bu akşam da güzel bir kar çıkacağız inşallah. Sefa kardeşimle birlikte peş peşe gidiyoruz. Aynı zamanda Sefa'nın yanında Serdar kardeşimiz var. Kendisi araba parçacısı, İstanbul'a gidiyor onunla beraber. Adapazarı'na kadar onunla gidecek. Ondan sonra beni alacağım yanıma. Zaten görürsünüz kendisini. Benle beraber gidecek. Ve Havza'da bulunan Erdoğan Otaksosu var. Mustafa abime çok teşekkür ediyoruz. Oraya uğradık. Bir kahvesini içtik, çayını içtik. Ve bize görmüş olduğunuz gibi böyle kış geldiği için bizlerin böyle şeylere ihtiyacı var arkadaşlar. Kışın aracımızda kaba olmayan, gayet şık ve güzel olan polarlara ihtiyacımız var. Mustafa abim de sağ olsun, adam çuval çuval yaptırmış. Çuval çuval. Yani gelen müşterilerini memnun etmek için çuval çuval yaptırmış böyle. Gelen tırcılara, iş yaptıran tırcılara hepsine veriyor. Böyle olacaksın abi. Müşteri memnuniyeti. Müşteriyi memnun etmesini Mustafa abim çok iyi biliyor. Helal olsun. Allah daha çok kazanç versin ona. Yani diğerleri gibi böyle parayı alayım cebime koyayım, para göz değil adam yani. Adam işini harbiden yapıyor. Çalışanlar harbiden işini dört dörtlük yapıyor. Ve gelen tırcı meslektaşlarımızı da nasıl memnun edeceğini de biliyor adam. Oraya gittiği zaman da cazade kibar sohbeti, konuşması, ondan sonra oraya gittiği zaman da sana ikramları, işte böyle. Yani bunu şimdi hiçe sayarsınız ama yani bu polar alt tarafı dersiniz. Ama öyle değil işte. Şoför insan için şu polar çok değerli. Neden? Kışın soğuk oluyor. Dışarı çıkıyorsun, mont giyiyorsun. Bunu mesela şimdi ben giydim arabam üzerinde. Bakın en güzeli de şu. Şu var ya, şu her şeye değer. Ondan sonra Serdar kardeşimize de kolunda Trabzon logolu olan vardı. Özellikle onu verdi ona. Mustafa abi kendisi yaptırmış onu özel. Şuralarında Trabzonspor'un arması var, logosu var. Serdar bayıldı zaten, tatlattı ona. O onu aldı. Şimdi biz de bunu giydik. Diyoruz baba bak, mis mis. Şimdi Trabzon'dan geldim. Sabah Trabzon'da bir Yoroz'da etaşlama yedim. Bu arada Trabzon Akçabat çıkışında çarşı başına gelmeden Yoroz alabalık tesisleri var orada. Yoroz köfte. Orada her şey var. Köfte var, balık var, haşlama var, çorba var. A'dan Z'ye her şey var. Oraya oturduk. Otlu sohbet ettik. Fotoğrafa çekindik. Gayet güzel bir mekan. Orada durdum. Haşlama yedim. Ve şimdi daha hiçbir şey yemeden hala gidiyorum. Sefa'ya dedim oğlum duralım orada da. Bir yemeli ben bir şey yerim dedim. Yok baba gidelim Ilgaza'da. Kurşun ne kadar. Anan derdine tüküreyim. Oğlum ben dedim ölecek miyim açlıktan? Arabada orada ekmek vardı da. Bir iki dedim. Buraya ekmek yedim. Ha şimdi Havza'da gidiyor. Daha Osman mezofonu var. Osmancı var. Hacamzası var. Tosyası var. Kurşun ılgazı var. Ne zaman gidiyor? Ben oraya varmam. Kaç saat olur ya. Neyse yapacağım bir şey yok. Gideceğiz. Orada yiyeceğiz. İçeceğiz inşallah. Şimdi arabada yemek yapabilir miyim orada bilmiyorum. Ekmek de almadım ama aslında alsam değildi. Neyse lokantada bir yerden alırım bari ekmek. Aracımda dursun. Trabzon ekmeği alıyorum baba. Hemen donuyor ya. Orada az bir şey var arabada. Olmadı onunla idare ederim yani. Ziyan olmasın. Onları yerim bari. Ne yapalım? Neyse hadi bakalım. İnşallah bu yolculuğumuz da güzel geçecek. Sizler için güzel görüntüler almaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Ana derdine sikireyim. Bu yol biter mi lan bu akşam? Thank you.
kardeşlerimiz OGS'ye bilmem neye giriyor. Biz EGS'ye giriyoruz baba. Jettir baba. Şu an Gerede'ye geldim arkadaşlar. Gerede'deyim. Sefa kayboldu arkamdan. Kemikli rampasına bir sardım hatta yukarı. Hemen manuele çektim arabayı. O hızla beraber Gerede top. Kemik rampayı tepeden açtım. Sefa arkada kaldı. Şurada beklerim bari. Zaten birazdan Metropart'a büyük ihtimalle açacağız. Bir saat falan. Ondan sonra devam. Baba zaten yorgunum. Çanakkale'den geldik. Boşalt yükle bir daha git. Nereye kadar? Bizim bu sorumuz ne olacak ya? Vallahi. Çalış. Bir şey yok. Çeliğe çocuğa masraf et. Başa bir şey yok. Kimseye muhtaç olma. Allah'a şükür olsun. Kimseye muhtaç değildik. Aç karnımızı doyuruyor. Çeliğimin çocuğum kimseye muhtaç etmiyorum. Gelsen düşünmüyorum zaten. Valla arkadaşlar daha gidemiyorum. Yeter artık. Saat olmuş gecenin biri ve şu an Gerede'deyim. Anan derdine tüküreyim. Bir soğuk var ya. Of. -13. -14. Yanay. Yani yorgunluktan sesim bile gitti yani. Oh. Vebosti'yi de ateşledim baba. Of. Öyle bir yanıyor ki var ya. Cayır cayır. Oh. Mis. Neyse baba. Görüşürüz hadi bakalım. Arkadaşlar günaydın. Hayırlı sabahlar. Acayip soğuk var. Vallahi billahi var ya. Acayip soğuk var. -15. Gece Gerede'ye kadar geldik. Orada yattık. Hem takografları sıfırladık. Uyuduk. 4'te kalktım. La Webosta yanıyor ama. Arabanın sıçacak ama neredeyse böyle yani Webosta fayda etmeyecek o derecede. Anacını satarım dedim. Bir daha vurdum kafayı yattım. Bir saat daha uyudum. 5'te kalktım. Böyle bir soğuk yok. Vallahi var ya. Dan ayrı. Acayip. Kalktım Sefa diye. Aşağı inemiyorum diye. Tuvalete gideceğim gidemiyorum diye. Ana derdine tüküreyim. Bu ne soğuk ya. Vallahi ya. Kalorifere şimdi. Kalorifere verdim bu ayara. O biçim yani. Egzozdan bir duman çıkıyor var ya. Of soğuktan. Toramanon bizim gibi düşmüşün yollara. Şu an Yeni Çağ'a doğru gidiyoruz. Gerede Yeni Çağ arası. Sefa da önde. Bizim diğer iki araba da geldi yattı yanımıza. Onları da kaldırdım. Hadi kalkın gidiyoruz. Geç onların yolu yakın. Onlar gidiyor Körfez'e. Ben daha karşıya geçeceğim. Daha o zaman nereden vursam gitsem ya. Düzce'den vurmayayım ben. Şeyden çıkayım. İzmit Doğu'dan çıkayım abi. Bu saatte Körfez'de Gebze'ydi. Şuraydı buraydı. Oranın trafiğiyle uğraşılmaz. En iyisi mi? İzmit Doğu'dan devam ki. Kamerayı biraz böyle geri çektim. Hem beni alsın hem yolu alsın diye. Bilmiyorum inşallah iyi olmuştur. Aklıma geldi. Bir de hazırlıksız yakalandım. Arabada meyve suyum, hıvırın zıvırım hiçbir şeyim yok. Sabah kalkınca sabahları içiyordum meyve suyunu. Şu an -10'a düştü. Yani şu buzda kar olaydı. Şu -9-10'da. Şu an kütür ediyor diyor. Valla şu an kütür ediyor diye. Orta şeritten devam. Saat kaç? Saat 5.30. Oy. Zaten benim gidecek olduğum yer 9.30'dan önce başlamıyor. Büyük ihtimal tam onların boşanma saatine oraya inerim. Bolu'yu bir atlatalım da bir çorba içeriz. Sabah çorbası. Ondan sonra durmak yok baba. Devam. Sefa yürü daha Sefa. Asfaltın neresi kuruysa arabayı oradan sür. Şöyle bir bakayım. Bu şerit kuru bak. Burası ıslak. Yani ıslak değilim burası yaş. Kesin -9-11'de buz yapar. Boş ver baba. Soldan sağdan devam. Sedar baba. Sefa ile yolculuğun bitti. Nizamettin Akbaşı yolculuğun başladı. Ben de Nizamettin abiyle gidelim dedi. Ben salmadım yani. Manyak ya. Baktım Bolu'ya aşağı sağdan sağdan tintin gidiyor. Ne oldu? Gidiyor da bassana. Geliyor diyor bak diyor. Aynadan bak diyor bana. Abi baktım buraya aşağı. Yapıştır baba. -15'de ama artık fazla bir şey olmadı. Çünkü yere baktım ben, büyük uzun çattım baktım. Yerde böyle parlama yok. Zaten o yattığımız yerde -15'de aşağıda Allah. Hava yumuşadı. Orada bir dostum bozulsaydı ben görürdüm. Ben aklıma o geldi biliyor musun Allah'a Sezer abi? Yatağa yattım ya, ulan dedim abi -15'e dedim. Hava dedim soğuk. Ve boss dedim öyle bir şaka yaparsa bize dedim. Abi soğuğa ne yapardım? Yatmam ki. Kalkarım abi çalıştırırım direkt. Devam. Direkt abi.
Sen nereye gidecektin? Ben tam senin olduğun yerde benim ya abi. Ben 5 dakika. Ha Çatalca mı? Yapma ya. İyi ya iyi. Baba çay da içmiyor. İç abi sen çay. Afiyet olsun. Çay içelim ben. Yok dedim. Bir de bana söyle ya. Ben niye pide yiyorum diye. Zakkamın kökünü yiyeceksin fazla. Valla demek ki ben uyuyordum sana. Abule, abule yapıyor bana. Abundan diyor ne var? Lan dedim annem pide yaptırmış al işte. Onu deyince de hemen bayılmıştır. Ama ben hemen İzmir doğudan çıkayım ya. Çünkü bu saatte buraya girersen Körfez yoluna. Tabii. Bir de Kurtköy içinde bir polis amcalar. Hangi yapma gel. Gel. Ben genelde Düzce'den İzmir'den giriyorum. Aslında bu yol daha güzeldi Zahmettin abi de bana öbür yol çok sıkıcı geliyor ya. Eski yol mu? Yok yeni yol. Aynen. Git 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 bitmiyor ya. Git bitmiyor. Vallahi billahi. Sağında sonunda bir şey yok. Aynen bitmiyor, öyle. Bitmiyor diyor. Ki polarları aldık kurduk ya. Polarları. He vallahi. Ama sana da iyi denk geldi ha Trabzonspor. Valla. Yani istesen öyle denk gelmez. Yok. Baba bir sıcak tutuyor var ya. Tutar abi polar ya. Tutmaz mı? Ben buradan dalayım. Hop hop nereye gidiyor? Hop. Uyanamadınız herhalde. Sabah. Körfez'in yolu dar. Araba yola sığmıyor ya. Abi. Araba yola sığmıyor ya. İki araba yan yana gidecek. Korkuyorum yani aynaya vuracak adam diye. O şehrin orası daha kötü abi. Dur Çimento'nun, Dereke'nin. Ha oralar. Yani buraya gir. Yok buradan kaç. Yok buraya gir. Yok buraya evet. Gir. Ben cuma günden beri yoldayım. Anam arabaları görüyor musun baba? Sıfır abi bunlar. Ne kadar araba bu ne ya? Araba yok da. Ya bunlar da sorsan şimdi, araba yok. Ya bunlar da şimdi 2023 model yok mu? Dolu hepsi. Bu cuma gün şeye gittim. Çanakkale Biga'ya. Cuma günü orada boşalttım. İş yok. Oraya ara, buraya ara, şuraya ara. Yok abi iş yok. Şina bana bere ne yaptın orada? Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım dedim. Ha şimdi arabayı çektim tır parkanın yemek yemeye gidiyorum. Ondan sonra bir tıraş olacağını o arabada yatacağım. Ne iş yok? Yok. Sinir defem açmış zaten. Gittim baba güzel yine bir karnım doydum. Yani, ayıp uzun bir et met yaptım. Karışık. Buzu şiş, buzu şiş. 1400-500 milyon bayıldım burada. Buradan sonra geldim bir sakal tıraşını bulacaktım. 3-4 tane portakal aldım bana adam arabaya geldim. Portakalın birini yedim. Televizyon açtım böyle tabletten film izliyorum. Bak bir telefon geldi. Rize'de bayram var. Zahmet abi neredesin diye. Bir kadayım dedim. Aynı orada mı sınıftayım. İş buldun mu? Yok baba ne işin şöyle. Sadece bir arkadaşın numarasını açıp bunu ara dedim. Uşağı bir aradım. Orada da Öztürk. Öztürk'ün şeyi bilmem. Lecisi bu. Beta. Dedi abi buyur. Dedim bana numaralı bayram verdi. Ha Nizam dedim sen misin benim. Baba da bir iş var dedi der misin? Nereye? Giresun Trabzon dedi. Giresun evet, BİM. Giresun dediği Prensiz yani. Prensiz BİM. Trabzon bayi. Ne yazıyorsun baba? 29 artı KDV dedi. BİM denemezse var. Sen ona 30 artı KDV yap dedi. Tamam abi yapayım dedi. Tamam dedim geliyorum dedi. Nerede falan. At konumuna gidiyorum dedi. Akşamdan gittim buraya. Yattım. Sabah 6.30'da beni aramışlar. Telefonu duymamışım. Kalktım 8'de baktım çağırıyor. Baktım aradı bunlar. Baba beni aramışsın. Sürdük diyecek miydi? Evet dedim. Tamam gel abi dedim. Girdim abi. Hemen yanaştım. İçeri girdim. Önünde bir araba var. Renault. Kırmızı bir Renault var. O yüklüyor. Neyse bekle bekle saat 10 oldu 11 oldu. Tam onun arabası bitti. Millet yemeğe gidecek. Adam arabada oturuyordu. Arabadan inerken
Renault'un şimdi kilitleri şurada ya. Aynen abi. Onu dokmuş, tamam mı, kilidi? Aşağı çökmüş. Bu da kapıyı kapattı. Şak, kapılar kapandı. Bana diyor ki, abi diyor, çıkacağım ama diyor, çıkamıyorum diyor. Niye çıkamıyorum kardeşim dedi. Dedi abi benim araba dedi kilitledi. Ya nasıl kilitledi? Böyle böyle. Hayda. O patron arıyor, şuraya arıyor, buraya arıyor. Dedim bırak. Hemen camına bu alt filtrimi söktüm. Biraz kağıttım buraya. Altta tel var. Kapattım. Aynen abi. Kalın. Bana kalın bir tel bul dedim. Buldu. Bunun uzun gittim de böyle uyu yaptı. Tele çektim, bir çektim dedim. Pist, açıldı. Cep bakalım. Hadi. Baba helal olsun dedi ya. Baba çek çek dedim. Ben de yemeğe gideceğim. İşimiz gücümüz var. O gün bir çıktım buradan cumartesi günü baba. Yok pazar gün. Saat kaçtı? 2'ydi. Göz güzeli geldim. Alancım ayağı hiç durmadım yaylaya kadar. Oraya geldim, orada bir yemek yedim. Benim tabelam öbürü küçüktü böyle. Evet. Nizamettin Akbaş Maran 52 yazıyordu. Onu bıraktım, bunu yaptırdım. Hazırladı çünkü. Ben de yemek yedim, sen hazırlayın. Orada yemeği yedim, oradan bir döşedim abi. Ana, Düzce'ye geldim, gargırla gidiyor. Sonra denk gelince sıkıntı oluyor. Valla zahmet hiç durma, bas. Abi bas. Dosya'ya geldim. 1.45'te orada verdim. 1 saatte uyudum. Oradan bir çıktım. Sabah saat 4'te Samsun'dayım evde. Hafta sonra diyorum ya abi denk gelmesin güzel de hafta sonra denk geldi mi? Yatışa şey oluyor. Eve gittim 2-3 saat uyudum. Buradan kalktım trafiğe. Giresun'u verdim, bin bekletti beni 2-3 saat. Fix. Ondan sonra şeye gittim, Trabzon'a, bayiye. Saat 5.30'da mesaileri bitiyor, ben saat 5'e çeyrek var oradayım. Meğersem 4'ten sonra araba almıyorlarmış. Geçseydim ben böyle gaz basar mıydım? Trabzon'dan bir sağa, bir sol, bir sağa, bir sol. Yani yetişmeye çalışıyorum Mersin'e. Adam demesin de saate baktı. Hiç saate bakma baba dedi. Benim arabayı boşalt. Ama yarın sabah. Ne diyorsun ya? Yarın sabah. İyi dedim ya. Yatayım aşağıya. Bir yemek yaptım baba. Arabada turşu vardı. Bir turşu kavurdum da. Oranın şoförleri de vardı. 3 kişi. Gelin bakayım buraya. 4-5 kişi bir oldu. Dolapta yedik, içtik. Çay demledim. 2 demin çay demledim. Ondan sonra saat 10 oldu. Dedim babana bana müsaade. Bir vurdum kafaya abi. Oh. Sabah kadar çiçek. 8'de geldi bakın kapıya vuruyor. Kaptan kalk. Yanaştım. Benim niyetim arabayı şey yapmasam bile eve gelip yatmaktı. Tabii. Anasını satıp nasıl yatmasın Hakan beni arayayım. Tamam neredesin? Dedim oradan geleyim gel abi yükleyeceğiz. Hayda. Ne işim vardı çayda. Dedim izah edin sabah onu yapıyor. Devam. Yapıştı. Bir yolda da baba çok kişi var ya. Var. Abi ayrı ayrı yaptılar ya. Şey, her işletme ayrı. Hepsi bir değil. Bu akşam orada kar yoktu ama fark ettiniz mi? Birkaç yerde ıslanma vardı. Vardı şeyde vardı. Bir ıslandı bir soğudu sonra gördüm onu. Ama helal olsun. Karayolları bu sene iyi çalışıyor. Ben bu sene abi, soğuk da işte bu arada ilk defa gittim abi. İyi de hava gittim. Çünkü bakıyorum ben tuzlama muzlama 10 numara gidiyor. Geçen sene ne? Tavşan bir tuzlama yoktu. Olsun ama Bolu tünel içinde kaza oldu yani. O nerede gitti oldu abi. Zincirleme kaza oldu. O gün ben Samsun'a gidiyorum, buradan benim peşimden oldu. Bir hafta önce de ben böyle video çekiyorum. Ama nasıl kar yağıyor biliyor musun abi? Hendek'te kaldık biz, polis almadı bize. O akşam yattık, sabah kalktık, kahvaltı yaptık, devam ediyoruz.
Şimdi bakıyorum Bolu'da hani böyle kepçeler temizliyorlar. Tünelin içine girmeden tünelin üstünden geri dönüyorlar. Ben de dedim ki kamerada, ya dedim tamam İHAS güzel dedim, tamam temizliyorsunuz, tuzluyorsunuz dedim. Bir tur ya şu tünelin içini tuzlayın dedim. Yani sonuçta arabanın lastiği dediğim içeri su gidiyor, tamam. Onu yapıyor. Zaten tünelin iki ağzı açık, CNA yapıyorsa hemen donuyor zaten. Buzlanma yapıyor. Tuzlasalar daha iyi olur dedim yani, Allah korusun. Kaza maza olur, şu olur, bu olur dedim. Lan arkadaş ağzımda mıydı ya? Bir hafta sonra bu kaza oldu. Abi şöyle oldu. Abi göz görüyor da. Ama sen ne bu ağır vasıta araç parçası mı? Ağır vasıta var abi, ufak bir net var. Neredeydi dükkan? 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde abi. Samsun'da. Samsun'da. Yani buraya... Burada da yer var. Ha burada da yer var. Ha buraya gidiyorum abi işte. Hadi ya. Uçaktan gidecektim de Sefa dedi ki hadi gel gidelim, ben de merak ettim. Gidelim hadi gidelim. Yok uçaklar, ya tamam uçağın şu faydası var. Saat. He saat faydası var. Bir kutunun içine gidiyorsun anasını. Ama şimdi acelen yoksa. Yok acelen yok. Zamanın varsa abi en güzeli ne yaptın baba? Daha o kadar keyif aldım. Şimdi uçağa bir dünya para verecektin. Tamam bir saatte giderdin tamam. Neyse bir saatte de. Güzel bir yolculuk yapamazdın ya. Yani. Aynen öyle abi. Polarım bile var. Bak bu polara bile alamazdın. Mustafa abim sağ olsun bize abi. Polar verdi. Valla aslında var ama çok güzel şey yapıyor. Oy lan. Ses geldi. Bana mı dedin? Nizamettin yavaş mı gitti? Nasıl? Bak aslında bu işi yapan herkesin böyle jestler yapması lazım. Abi. Yani... Aksesuarcı olsun, şu olsun, bu olsun. Servis dahi, Mercedes servisi olsun, o olsun, bu olsun. Oraya gelen müşteriyi her zaman güler yüzü göndereceksin. Abi yarım elma günün almasın. Tabii canım, polarını vereceksin, şunu vereceksin, bunu vereceksin, hediyeler vereceksin. Onu mutlu edeceksin, gönlünü alacaksın. Tabii. Bak adam ne güzel, kaç çuval polar yaptı. Kaç çuval, çuval çuval dolu. Herkese vermeyelim, vermeyebilir herkese. Yok abi, ya herkese vermem canım. O kendi müşteri olur, gelene gidene işte şirketlere. Zaten ona iş yaptırımın çoğu hep büyük firmalar, şirketler. Trabzon, Rize firmaları, hepsi orada alay, opal var. Ama adam bu işe gönül vermiş, bu işi hakkıyla yapıyor. Vallahi yapıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü yükümüz yine her zamanki gibi Boru, San, lojistiğe bağlı ETA taşımacılıktan aldık. Neredeyiz? Devamlı geldiğimiz Silivri Selimpaşa Ontex Bez Fabrikası'ndayız. Buraya geliyoruz ve buradan yükümüzü alıyoruz. Güvenli bir şekilde teslimatını sağlıyoruz. Evrakları, teslim evraklarını buraya postalıyoruz. Ondan sonra test sevkiyatımızı tamamlamış oluyoruz. Ve ayrıca Ontex Bez Fabrikası'nda çalışan güvenli çalışanları olsun, burada depocunda çalışanlar olsun, onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü her gelmende bizimle çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar. Allah razı olsunlar. Güler yüzlü bir şekilde karşılıyorlar bizi. Ve gayet de çok memnun kalıyoruz, mutlu oluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Buradan kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar. Gittiğimiz yerde böyle mutlu karşılanıyoruz da böyle yüzü gülerli insanlarla karşılaşıyoruz ya, bizi böyle mutlu edip de bizi böyle uğurluyorlar, yolcu ediyorlar ya, o bize yetiyor baba. Bizim için her zaman insanlık çok önemli, dostluk, kardeşlik çok önemli. Ama ben bakıyorum ki burada Ontex fabrikasında dostluk da kardeşlik de üst seviyede. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güvenlikte duran kardeşlerime de çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman beni kırmadılar, her zaman İşimi gördüler. Hepsine Allah razı olsun. Şimdi birazdan yola çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Ontex'teyiz. Ebru Kaptan da ETA'yı tercih etmiş. Ebru Kaptan hoş geldin. ETA'yı tercih etmiş ve ETA'dan da o da yükünü almış. Şimdi rampaya yanaşıyor. Köken ticaret.
Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomda çok özel bir konuğumuz var, ağır bir konuğumuz var. Ben diyordum yani bazen böyle görüyordum böyle yolda. Bayan tırcı meslektaşlarımızı görünce gurur duyuyordum onlarla. Onlar da bizim yaptığımız işi yapabiliyorlar diye harbiden gurur duyuyordum. Ve mutlu oluyordum. Bugün de Selimpaşa'dayız. Ontex Bez'de araba yüklüyorduk. O arada Ebru Hanım da buraya geldi. O da kendisi Köket Ticaret'in arabasıyla geldi. Ankara'ya yükleyecekmiş. Fırsat bu fırsat dedi. Kendisini aracımızla ağırladık. İşte kahve ikram ettik. Oturup sohbet ettik. Dedim ben bunu değerlendireceğim dedim. Kamerayı açacağım dedim. Ebru Hanım'a dedim. Yani bu mesleğe nereden icap etti? Yani bu tırcı olmak, bu babadan gelme mi yoksa sonra da bir sevda mı? Onu sizlerin huzuruna sormak istedim. Ebru Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Nizam. Aracımızı şereflendirdiniz. Ben yani teşekkür ederim. Sizi böyle görüyordum Instagram'da falan. Devamlı böyle storyler falan çekiyordunuz böyle. Ben hayranla izliyordum sizi yani. Sonuçta kullandığınız araba benim araba gibi. Mercedes. Zaten yeleğinizden de belli. Mercedes. Hasmer'in hediyesi. Hasmer'in hediyesi. Mercedes. Aynen öyle. Ya aynen, onlara da ayıp oldu. Beni davet ettiler demişler. Fırsat bulamadım. Bence bir ziyaret et. Aynen, gitmem lazım oraya. Şimdi Ebru Hanım, öncelikle soruyorum. Yani bu mesleği böyle yapmak neden icap etti? Yani bu daha önce bu işi heves ediyor muydunuz? Yoksa babadan mı? Nasıl? Yok. Anlamadım ben. Şimdi bunu bir sorayım ya istedim. Şöyle. Araç kullanmayı seviyorum. Yani yol gitmeyi seviyorum. Kısa mesafe değil, uzun. Yükümü alacağım, kilometrelerce gideceğim. Ya da arabada kendimi buluyorum. Ama aslında mesleğim bu değil. 15 yıldır ahçıyım ben. Ahçı mı? Evet. Allah Allah. Tabii canım, esnaftım, dönerci dükkanım vardı. Pandemi maalesef bizi de vurdu. Pandemiden sonra otobüse başladım. Otobüsten sonra 40 ayak kamyon, sonra tır yaptık. Şimdi de ya bu otobüs, sektörde otobüs, devam. Otobüs kaptanı da yaptınız yani. Yaptım. Kamerayı bir saniye şöyle yakın geleyim ben size de. Şimdi kamera şimdi açısını şöyle ayarlayalım, sonra demesinler abi kamerayı çekmemiş. Ve otobüs dediğin yani bu şehirler arası şehir mı? İçi. Şehir içi. Ankara. Ankara, Eryaman, Kızılay, Kızılay, Eryaman. Günde 6 servis atıyorduk. Yani ondan sonra baktınız ki ben artık canlı taşımayacağım. Yok, İnsan dırdırından otobüs, bıktım. Otobüs çok zor. Yani insan olmayacak. Değil mi? Otobüs daha çok zor. Bana göre tır çok daha rahat. Ondan sonra kamyona geçtiniz. Sonra kamyon, tır. LPG. LPG. Benim işim normalde tehlikeli madde. Ama tehlikeli maddenin maaşı daha iyi değil mi ya? Neye bıraktınız? Daha iyi. Evet. Avrupa istediğim için. Ha, Avrupa'ya gideceğim. Tabii. Avrupa istediğim için buradayım. Ya arkadaş ben anlamıyorum. Bu kadınlarda, bu bayanlarda bu Avrupa şimdi isteği nedir? Ben anlamıyorum. Şimdi yani sana bakıyorum, bütün bayanlar hep Avrupa şoförlüğü yapmak istiyor. Evet. Yani bu Avrupa çok mu rahat? Bayanlar için evet. Bizim ülkemizde hiçbir şey yok. Gidiyorsun, atıyorum belki günlerce eve uğrayamıyorsun. Bir tane tesiste duş göster. Yok. Ama Avrupa'da öyle değil. Her girdiğiniz istasyonda, her girdiğiniz tesiste var. Bütün imkanlar sunuluyor. Evet. Türkiye'de bize göre biraz daha zor tırcılık sektörü. Yoksa burada bir de Türkiye içi maaş çok düşük. Peki böyle gittiğiniz yerlerde nasıl diyeyim? Genelde hep gittiğiniz yerde hep erkek tırcılar var. Hep erkek, ağırlık bay, erkek. Ağırlık çok erkek. Nadir ben bir meslektaşımla bayan olarak karşılaşmam. Milyonda bir. Peki hiç zorlandığınız oldu mu? Ya bana hiç zor gelmedi. Ben tehlikeli maddeyle başladım. Direkt en tehlikelisinden başladım. Bütün bütün yetki belgelerim var. Direkt onunla başladım. Sonra sevdim ama tır kamyondan daha zevkli. Sonra uzun yol, müzik, kahve, çay daha zevkli. Değil mi? Tabii. Peki girdiğiniz istasyon tesislerde mesela tesis seçiyor musunuz mesela? Çoğunluğu tabii, hep tır. Tabii. Yani genelde rahat genelde, edebileceğiniz. Genelde ben çok tırcıların kaldığı tesislerde kalmıyorum. Aynen. Yolda ya istasyonlar pek size müsaade etmiyor. Erkek olduğunuz için ama ben gidiyorum ama ben hep müsaade alırım. Giderim önce sorarım. Böyle böyle ya bayanım ben rica ediyorum. Hani burada yatsam nasıl olur, sizin için de uygun mudur diye. Bugüne kadar hiç aksi bir şeyle karşılaşmadım. Ben bu sektöre gireli 3 yıl oldu. Hiç kötüyle karşılaşmadım. Hiç. Herkes soruyor bak, ben buradan bayanlara da sesleneyim. Bana diyorlar ki işte yolda araban bozulsa ne yaparsın? Onu ya, bugün atıyorum senin lastiğin patladı. Sen mi inip değiştiriyorsun? Yok. Yol yardım çağırıyor. Yol tabii yardım canım, geliyor. Aynen. Artık bu işin bayan erkeği yok. Ya şimdi yolda araba arıza yaptı diye yani erkek şoför olmaz olacak ha, diye bir şey sonuçta yok. Sonuçta sen benim de arabam, usta değilsin. Ha, benim arabam şimdi arıza yapsa ben yani bu mekanik bir tabii araç canım, bu. Senin yapabileceğin bir şey nereden neresine değil arıza yaptın? Ha ne olur? Körük patlatır. Körü hortum patlar. Körlersin. Körü şey hortumunu sökesin, körlersin. Veya ne bileyim alttan bir su hortum patlar. Aynen. Hortumun varsa değiştirirsin. Aynen. Ustayı ararsın işte falan yerden şuradan su geliyor. Şu patlamış, bu patlamış tarif edersin. O şekilde usta gelir. Aynen yani öyle. Sonuçta bir bayan olarak sen şimdi tamam bir körü hortumunu belki sökemeyi körledim, istesen. Körledim. Ciddi misin? Doğru, senin altına da girdim. Bak ben ağırlık şimdi bakbilik çalışıyorum.
Akyazı'dan iniyorum. Akü şey pardon otomatik marş bozulmuş işte Hasmer'e gittiğim gün. 45'e durdum, kontağı kapattım, araba çalışmıyor. Çalışmam Allah çalışmak. İşte Allah'ın sevdiği kuluyum. Bir tane elektrikçi çocuk buldum. Gece gece 1'de arabayı düz kontak yaptırdık. Kupayı kaldırdık. Düz kontak yaptırdık. Arabayı hiç üstte. Çünkü saatli yük götürüyorum. Sabah 5'e teslim. Yani o gitmek zorunda. Frigo benimki şu an arkamdaki biliyorsun. Gitmek zorunda. Başıma da geldi ama ben bir şekilde çözüm üretiyorum. Ya da artık bu sektörün içindeyim. Sağ olsun senin gibi sevenlerim var. Allah razı olsun. Kime desem çok yardımcılar. Aynen. Kim olursa olsun. Bak şimdi, gittiğim fabrikalar, aynen. Gittiğim yoldaki insanlar ya da atıyorum bir yere yanaşmak isteyeceğim bir şey. Hemen böyle 3-5 kişi geliyorlar. Aa bayan diye. Az önce mesela muhasebeciymiş bayan. Ya dedi abla biz seni 7. kattan izledik dedi şimdi burada yüklemede. Vallahi. Çok tebrik ediyoruz dedi. Vallahi vallahi az önce gitti. Ondan sonra ama çok yardımcılar. Ben bu sektörde hiç kötüyle karşılaşmadım. Ne güzel. Yapmak isteyen varsa yapsın yani. Ben hiç kötüyle karşılaşmadım. Yok yapanlar da var zaten. Ben yani var var. Tebrik şöyle, ediyorum. Biz zaten hepimiz birbirimizi biliyoruz. Yani. Yani bir 40-50 kişi varız. Kim, nerede, hangi firmada, ne iş yapıyor. Hepimizin birbirimizden haberi var. Otobüs olsun. Yani. Sizde şu yok ama bizde var. Buradan herkese sesleniyorum. Bursa, ondan sonra İzmir, Ankara, Gebze. Atıyorum Gebze'deyim. Arıyorum ben. Yazıyorum ya da gruba. Kızlar Gebze'de kim var? Herkes hemen kapısını açıyor. Duşun, banyon. Kimin evi olması hiç önemli değil. Yeter ki bizden biri olsun. Allah Allah. Tabii. Ben mesela Ankara. Atıyorum Adana. Adana'ya gittim. Leyla abla. Hemen Bursa. Ayşen abla. Arıyorum abla ben Bursa'dayım. Tamam hemen gel Ebru diyor. Bizde böyle bir tutkunluk var. Sizde var mı bilmiyorum. Her ilde kaldığım yerde hemen yazıyorum. Mutlaka kızlardan biri dönüyor. Samsun'da da bizim şey var. Fatma abla var. Otobüste Kamil Koç'tan. Allah. Tabii. Bak siz, sen tanımıyorsun ama biz birbirimizi biliyoruz. Lan siz bu işi bizden daha iyi yapacağınız gibi geliyor. Öyle. Ama biz mesela bir yere gidiyoruz. Arkadaşınızla bir daha işte baba öyle işim var bu akşam ya falan filan. Yok yok yok, yok yok. Bak bu konuda gerçekten ben herkese teşekkür ediyorum. Hatta söylemeden geçemeyeceğim. Leyla ablaya buradan selam olsun. Leyla abla bizim çok 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 üstümüz. Türkiye'nin ilk tır şoförü. Leyla ağaç koparan ve bu sektörden emekli olmuş artık. Allah Allah. Tabii. Herhalde. Çok eski arabalarda, bunlarda falan da değil. Çok 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 eski arabalarda. Şu an Çanakkale Biga'da keyfini sürüyor. Çanakkale ona buradan selam olsun. Ha, tabii tabii. Geçen hafta oradaydım. He? Geçen hafta oradaydım. İşte ben orada olsaydım mesela abla ben Biga'dayım hemen gel Ebru derdim. Hemen gel. Bu tutkunluğumuz var bizim bayanlar arasında. Peki Ebru Hanım şimdi yolda gidiyorsunuz. Yanınızdan tırlar geçiyor. Kamyonlar geçiyor. Arabalar geçiyor. Şöyle ya. Köylüler genelde şöyle geçerken şoföre böyle bir bakarlar. Bak şimdi çok komik şeyler de yaşıyorum. Şimdi geçiyor ya bir şöyle bakıyor önce fark etmiyor. Bakıyor bayan şimdi yanımdan geçerken böyle bakıyor. Fark edemiyor. Kimi korna çalıyor, kimi selektör yapıyor. Selam veriyor, abla kolay gelsin diyor. Ama dediğim gibi hiç kötüyle karşılaşmadım. Genelde bizde bir tabir vardır ya işte tırcı milleti şu. Ben vallahi de billahi de hiç kötüyle karşılaşmadım. Tam tersi kim görüyorsa yardımcı. Aynen öyle. Ben tavsiye ederim yani yapmak isteyen bayanlar sektöre girsinler. Girsinler değil mi? Sıkıntı yok, girsinler tabii. Vallahi girsinler. Çünkü bence bu sektöre de bayanın el atması iyi çünkü niye? Tabii canım. Tırcılardan içinde illaki bozukları var. Tabii canım. Yok tırı. İlla her insan içinde vardır. Bu bozuklukları da inşallah bayan kardeşlerimiz, ablalarımız bunları i̇nşallah. Temizleyecek. İnşallah. İnşallah. Vallahi ben bakıyorum şimdi mesela yanaşırken falan şey diyor ki oradaki o hani imzalattı ya insanı. Abi de bayan mı diyor. Evet dedim. Acemi yoksa? Yok bu ne acemisi dedim ya. Karda buz dedim dedim attı vallahi asfaltın tozunu attırıyor dedim. Sen bakmadın buraya dar olduğu için manevra yapıyor. Aynen. Helal olsun dedi ya. Vallahi tatil etme lazım dedi. Yani öyle dedim ya. Bunlar bu işi yapıyor. Ya şöyle kimse sonuçta bilerek yapmıyor bu işi. Hani de ki çok zorlandım. Evet çok zorlandığım dönemler oldu. Mesela İstanbul çalışırken İstanbul'un sokakları çok dar. Biliyorum biz konumla çalışıyoruz. Her yeri bilme şansımız çok zor. Yok. Bu konum bize göre değil. Küçük araç. Bunun golünü çok yedim zamanında ama işi yapa yapa öğreniyorsun. Yani şimdi ben ilk tıra bindiğimde çok uğraşmıştım. Şimdi hiç umurumda değil. Mahalle arası sokakmış, oymuş, buymuş. Bir tabir var ya, iğne deliğinden geçerim artık sıkıntı yok. Allah Allah. Tabii. Telefona bakmamla. Telefona bak. Rampadan aynen. Çağırıyorlar çünkü. Efendim, tamam geliyorum. Aracınız yüklendi bu arada. Aracımız yüklendi. Gidip bence bunu alalım. Yolunuz bahtına açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok dikkatli olun. Kahve için de çok teşekkür ederim. Her zaman arkanızdayız. Allah çok memnun oldum. Tekinize taş değdirmesin. Allah kaza bela göstermesin. Cümlemizin. Her zaman sizi insanlarla karşılaştırsın. Amin cümlemizin. Bu meslektaşlarımıza da buradan selam olsun. Bu tırcı camiasında bayan kaptanların harbiden olması gerekiyor. Aynen.
Yani çünkü bayanın her girdiği ortam düzeliyor. Tabii düzeliyor. Daha bir çeki düzen aynen, veriyorlar kendilerine. Aynen. Kaptanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağrıdın. Ne demek? Kahve için çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. İnşallah tekrar şey olur. Şimdi İnşallah. Kaptanımız gidiyor. Araca hazırlanmış, yüklenmiş. Şimdi yola çıkacak kendisi. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi günler diliyorum. Sana da hayırlı. Hadi görüşürüz kardeşim. Evet arkadaşlar, Selimpaşa'dan çıktık. Aracımızı yükledik, yola koyulduk. Sonra yaylaya geldim. Yayla dinleme tesislerinde yemek yedim, karnımı doyurdum. 45'imi yaptım. Şimdi çıktık, yola gidiyoruz. Diğer bizim iki arabalar beni bekliyor. Mazot alacaklarmış. Benden mazot kartı olduğu için ETA'nın. Onlara mazot alacağım, beni bekliyorlar. Çıktım gidiyorum. Hazır aklımdayken arkadaşlar sizlerle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bütün meslektaşlarımızın da bu konuyla ilgili dertli olduğunu bildiğim için ben bunu dile getirme gereği duydum. Şimdi malum yollarda biliyorsunuz ki EDS'ler var. Bizim canımızı yakan, canımızı okuyan, imanımızı gevreten EDS'ler var. Tabelaya bakıyorsun, hız tabelasına 70 yazıyor. Biz 65'te 60'ta gidiyoruz ama yine ceza yiyoruz. 60 yazıyor, 50 ile gidiyoruz. Yine cezayı yazıyorlar. Yine ceza yiyoruz. Yani bu EDS'lerde ben bir şey anlamadım. Neden böyle oluyor? Yani bunu neden takip eden yok? Devamlı ceza, 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 ceza. Biz yani çalıştığımız parayı, aldığımız harcırayı, aldığımız maaşı inanın EDS cezalarına veriyoruz ya. Mesela Osmancık yolunda bana tekrar 1500-900 lira bir ceza gelmiş. Bu yüzden çok şikayetçiyiz. Canımız çok yanıyor. Artık buna devlet bilmeden birisi bir düzenleme getirsin. Bir hız ayarı, hız limiti ayarı yapsın yani. Vallahi da billahi da korkudan gaz basamıyorum arabaya ya. İnanın korkudan gaz basamıyorum. Şu an 50-60 gidiyorum. Vallahi var ya, gına geldi. Şu an 50-60 gidiyorum. Bak Tosya'ya geçtim. Hacamız istikamete doğru gidiyorum. İnanın arabaya gaz basamıyorum. Bu yolu nasıl bitireceğiz biz ya? Nasıl gideceğiz ya? Şaşırdık kaldık arkadaş. Vallahi billahi ya. Az bir gaz arabayı salsak part peşimizden 1500 lira, 1600 lira ceza geliyor. Kardeşim, ne yapacaksın ya? Akşam bir yemek yiyeyim dedim. Bir çorba, az çorba, bir ciğer. Bir tane de tatlı aldım, tamam mı? Bu ne baba? Ya derdine tüküreyim. Bu ne? 300 lira. Ne? 300 lira. Ana. Yok baba yok. Yani lokantalarda yemek yeme devri bitmiş. Harbiden bitmiş. Eğer hava soğuk olmasa var ya, dolap açacağım ya. Vallahi hava çok soğuk. Hasta olurum diye korkuyorum. O yüzden dolap da açamıyorum. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün Hacamza'dayız ve görmüş olduğunuz gibi arabamızı yıkatıyoruz. Şu ne kadar pislik varsa hepsini yıkatıyoruz. Kardeşimiz araba yıkıyor. Kral kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar, tekrardan günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün günlerden cuma, cumanız mübarek olsun. Şu an Ordu'yu verdim ve Trabzon'a doğru devam ediyorum. Sabahtan kamerayı açmadım çünkü sabah böyle uyku modundaydım. Böyle yataktan kalktım ama çünkü 2 haftadır hiç yatakta, ev yatağında yatmamıştım. Hep böyle yollardaydık, yarı buçuk uykusuz uykusuz. Sabah arabaya geldim, böyle soğuk o biçim, içim titriyor soğuktan. Webos ayarlamıştım ama çalışmamış. Yani saati gelince devreye girmemiş. Onun ayarını demek ki yapamadık. Ondan sonra Ordu'ya geldim çabuk çabuk. Hemen Ordu işini vereyim dedim. Verdi ve şimdi Ordu çıkışına doğru gidiyoruz. Ulubey'e doğru. Gülyalı'ya doğru gidiyoruz. Havaalanı istikametine doğru. Trabzon var. 101. Trabzon Onur var. Bir de Selçuk Eczağ var. Benim korkum 101. 101'de çok bekletiyorlar ya. Bakalım inşallah fazla bekletmezler. Eğer bekletme durumu gibi bir şey olursa ne yapacağım? Bunun 4 paletini kenara çekeceğim, gideceğim, Onur'u vereceğim. Ondan sonra tekrardan 101'e geleceğim. O araya kadar belki sıramız gelir. Da kardeşim, kendimi ben bir sola atayım. Ananı avradınız. La bunlar var ya, bunlar trafik canavarı ya. Ne sinyal veriyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Burası Ordu Üniversitesi. Vallahi bugün bayağı bir antrenman var anlaşılan.
Bu video da belki de uzun olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü Samsun, İstanbul, İstanbul'dan Trabzon'a yol da bayağı bir uzun. Bu EDS'de çalışıyor mu acaba? Basıp gidiyoruz ama. Bakalım hayırlısı ya. Ama 101'ler işte sıkıntı olmasa hiçbir şey dert etmem de. 101'ler sıkıntı. Bir de ön borunun yan tarafındaki LED bir yere sütmüş, o da kırılmış, o da değişecek. LED'ci Ahmet kardeşimiz, LED'ci Ahmet otaksası var, bize topuz gönderdi, siyah camlı. Onları takacağız, bir türlü fırsat bulup da takamıyoruz. Buradan da LED'ci Ahmet kardeşime selam olsun. Oradan o LED'ci Ahmet otaksası var Instagram sayfasından istediğiniz, beğendiğiniz bütün her şeyi gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Çünkü adam sattığı ürünün her daim arkasında duruyor. O bir garanti veriyor size. O garantiyi de herkes vermez. Onun için gönül rahatlığıyla oradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Ben siparişimi verdim, geldi. Ama tabii ki arabaya daha takamadık. Fırsat bulamadık yani. Bakalım bugün fırsat yaratırsak kendimize, arabamızı erkenden boşaltırsak, arabayı çekeceğim bir cebe, orada hepsini değişeceğim. Yani elimizden geliyor her şey yani, şükürler olsun. Elektriciye gide gele yapay da biz de kendimi sök tak yap et. Yani bir şeyler öğrendik yani bir şeyler öğrendik. Bir de orada da Aylanca'yı boşaltırken karşıda sitenin önünde market vardı, Kardeşler Market. Adamlar helal olsun, motosikletle beraber evlere servis yapıyorlar. Geldiler benim yanıma, işte motorla sevkiyat yapan geldi, abi gel bir çayımızı iç falan. Gittik çay içtik, muhabbet sohbet. Ben dayanamadım, baktım orada yumurta var. Vay yumurta, köy yumurtası. Hakiki köy. Perşembeden gel bizim köylerden. Baba ben dayanamadım, aldım oradan. 12-15 tane, 15-16 tane, yok 12-12, 24 tane yumurta aldım, köy yumurtası. Baba onlara bir haşlayacağım. Bir sucuklu gider, vallahi gider. Ama o sucuk pek kokusu hoşuma gitmedi. Ah bir mezgit bulsam var ya, böyle kaya mezgibi, böyle iri. Onu alıp onu yaparım da. İşte bak balıkçı kayıkları ağ atmış, ağ çekiyorlar. Vallahi radara madara girmeyelim de çabuk gene gidelim ya. Vallahi ya. Abara vallahi Allah harbiden yani, HDS'ler radarlar çok canımızı yakıyor ya. Evet babacanlar, bugün Trabzon'dayız. Trabzon'daki has bir adam var burada, onun yanına geldik Onur pazarlamaya. Bir çay içmeden tanımıyorlar beni, sayın müdürümüz. Sağ ol delikanlı, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Nasılsın, iyisin? Adam çay içmeden kelime bana sanmıyor beni. Aynen, yok, kimse yok. Biliyoruz baba ya. Anam. Ama nazara geldi. Aynen. Bu da nazara geldi. Bu da olsun. Nazar. Sen bu kadar temiz tutarsan, bu kadar güzel yaparsan herkesin gözü kalır onda. Hiç sorma baba ya, ben çamurlu yola gitmeyi sevmiyorum. Bak 2 saat araba yıkattım şeyde, o yüzden geç kaldım. Geçi Trabzon'da da orijinal bir dayıya denk geldik ya. Baba Trabzon'da hep orijinal, sıkıntı yok. Buyur. Dayı namın gitti. Ha senin orijinalin... Daha lüks orijinalliğin varsa ayrı konu, bilemem. Var. Ama Trabzonlar orijinaldir yani. Aynen. Çay bulamazsın. Çay versene, içinde orada çay var. Evet, gökünden mi? Evet, gökün çayı da gelin. Hala bırakın da bire çay içinde, ondan sonra devam edin. Gölçük'te şeyde var ya, o top... Bırakın orada. Dayı var ya, dayı. O dayıya selamını söyleyeyim. Deyince orijinal dayı yerse buradaymış. Gerçi o da Trabzonlu ama. Ama adam ayrı olsun, adamı yaraba satıyor. Yani... Yapıyor, spor yapıyor yani. Şey ama hiçbir abi, giden yanına da, yanına gidenler sonradan konuşuyor da. Abi, yani biraz. Yok hiç nereye gidiyorlar? Aynen ben bir arabanı gideyim abi. Debriyajın altına bile koymuş. Fatura sıkıştıracağız yani. Müdür. Hayır, ben adamın söz verdiği sözü tutuyor ya. Aynen abi. Perşembeye kalmasın. Abi çayalım için de bire bana çayalım devam edelim. Asıl var gününde gitti. Buradan nereye abi? 101'e mi? Niye vermedin? Amal geldi. Orada Selçuk'a gitmiş. Faturalar hazır. Faturalar hazır. Alıp geleceğiz. Alacak mı? Bu işin kuramına değil abi. İşte onun için buraya daldım ilk önce. İyi bize geldin ha. Vallahi biz cumartesi pazar çalışmıyoruz. Selçuk çalışıyor mu acaba? Kim bilir? Yani. Müdür, cumartesi Selçuk çalışıyor mu? Selçuk, Kron mu? Müdür. Kro. Cumartesi Selçuk Eczade Bot çalışıyor mu? O da çalışmıyor. Allah'ım. Buna elemanı verir. Başta yapalım. Elemanı. Burada var. Allah'ım çayını içeyim, atayım ben. Aynen abi. Kardeşim, garnat sevmek söyleyelim kardeşim. Yok baba, Allah razı olsun. Afiyet olsun. Müdür görüşürüz, kendine iyi bak. Faturamı bırak. Kimdir bu namussuz? Tribuş attın mı? Tamam, tribuş atsan faturası senin. Hadi olsun. Tamam. Eşe alıyor da kestini karşısına. Niye böyle 3 nokta aldın ya? Baba Samsun'a verdim. 4 nokta. Ordu'ya verdim.
5 numara. Ondan sonra buraya geldim. Çıkardım, 101'e dedim buradan sonra gideyim dedim. 4 para bir şey alırım geri dedim. Hocam onu vereyim. Ama biz bekledik bir haftadan beri malı bekliyoruz. Ha şeyde valinin orada. Abi hasta çok hasta. Dünyanın hastalıkları Trabzon'da bez yetişimi. O dereceyiz yani. Bak kamyon bez. Geri yakın hasta bezleri biliyor musun? Kamyon her gün, her hafta. Abi ne oldu bu ya? Vallahi millet var ya kırılmaya başladı ya. Nüfus azaltıyor da. Orman. Abi yine de sonra oldu abi. Abi nüfus azaltıyor. Biz de oldu. Diyorum ya. Yok ya ne alakası var diyorlar. Abi insanlar şu iğnelere vurdurttular. İnsanlar takır takır kırılmaya başladı. Aynen aynen. Bitti. Abi çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hakkı helal et. Helal olsun baba. Helal olsun. Dayıya senden selamı ileteceğim. Dayıyla dayı. Dayı bizim canımız ciğerimiz. Ama gerçek dayı benim yani. Orijinal dayı benim. Orijinal benim. Erdinç kardeşimi öpüyorum yani. Tamam baba. Ha. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşmek üzere abi. Ben ara gideyim şu 101'le biraz maçımız var. Baba canlar kolay gelsin. Hallet. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. İnşallah baba. Dikkat edin. Allah'a emanet. Sağ ol baba. He? Şunu çek şunu. O kadar mı? Ne o kadar mı? Aa, baba 101 var kurban oldum. Gerçi iki tane adaştı. Biri dayı biri şey. Ha, ikiniz adaş mısınız? Adaş he. Yapma ya. Allah'a emanet ol. Abi biz dayılar arasında kaldık. Baba kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Oh yandık. Bakalım inşallah boşaltacağız. Bilmiyorum bakalım. Şimdi gidelim şu 101'i bir verelim bakalım. Ulan buradan giriş var mı acaba ya? Buradan gidiyor ama. Çıkış var mı acaba? Yambo. Geçmeyecekmiş, vuracakmış gibi oluyor adam ya. Allah'ım ya. Ah yavrum ya. Karadeniz'in gözünü seveyim ya. Vallahi Karadeniz'in gözünü seveyim. Hemen sağdan soldan giriyorlar. Genişten almam lazım. Arkada da bizim bu. Arkadan alacağız. Yok önde. Önde mi? He, ön buraya yan yanaşacağız da. Tamam abi yanaş o zaman sağ tarafa. Tamam. Ya doğru sıfır yanaş o. Tamam baba. Buraya yandan alayım değil mi? Görüşürüz. Şimdi kendini oraya sıfırla diyor da. Dayı sen bir hale bir dur. Acele etme. Hadi görüşürüz baba. Oh be. Çıktık hele. Vay.
Hay anam oy 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 oy. Ana derdine tüküreyim. Beni nerelere sokuyorlar ya Rabbim. Ana ağzın derdine tüküreyim. Hop be. Teslim ettik. Orayı da verdik mi tamam. Hoppa. Şu an Akçabat'tayız arkadaşlar. Akçabat. Akçabat. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Billahi yoruldum. Ay yavrum. Sigayacılar yolda. 61'dir baba. Ne oluyor? Gidecek seriye geçti. Vallahi arkadaşlar, ha şimdi Samsun'dayım. Samsun'a giriş yaptım. İnanın var ya, böyle bir şey yok. Maç varmış. Anasını satayım, polis beni şeye sokmadı. Tekköy'e. Bir daha Kiraz'da geldim. Kiraz'dan oradan beri döndüm de şimdi eve gidiyorum. Samsun Galatasaray. Ne oldu? Yenildi Samsun. Yani bizi almayız. La eve gideceğim diyorum. La evim buradan. Burada eve gideceğim diyorum. Yok diye. Devam et, devam et. Devam et de nereye devam et? Ben bir dünya kuyruğa soktu. Yarım saatte kuyruktayım ya. Ha şimdi eve gidiyor. Bakalım. Şuraya bak. Allah aşkına ya. Vallahi bak. Bir bakın ya. Vallahi. Bir bakın şu kuyruğa bakın. Bak bu taraf bomboş. Şuraya bak. Hey. Sizde akıl var diyenim ben ne diyeyim. Şuraya bak. Ben bugün maç olduğumu isterdim. Berat'a gelmezdim. Oradan girerdim ya. Recep oraya gelmeden ya. Şuraya bak ya. Hay. Şuraya bak. Tüh. Ne var Sina? Neyse arkadaşlar, ben zaten eve geldim. Bir videonun sonra geldik. Bu video biraz uzun oldu ama aklınızı helal edin. Yani malum İstanbul, İstanbul'dan Trabzon, Trabzon'dan Samsun bayağı bir uzun oldu. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.